Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Şimdi etrafımızda çok fazla duyuyorum aslında, vakalar da çok arttı hastalık açısından konuşacak olursak bugün biraz. En önemlisi aslında bağışıklığımızı konuşalım istiyorum. Bağışıklığımızı nasıl arttırabiliriz? Bağışıklık nedir? Çünkü şu dönemde galiba bizim hepimizin en çok ihtiyacı olan şey bunu detaylandırmak diye düşünüyorum. Öncelikle bağışıklık gücü nedir diye sormak isterim size. Aslında bir şeyden bağışık olmak demek bir şeye karşı korunmak anlamına geliyor. O bir şeye karşı korunmak söz konusu olduğunda da o korunacağınız şeyin o huyunu, suyunu bilmeniz lazım. Davranış şeklini bilmeniz lazım. Size nasıl zarar verdiğini önceden bilmeniz, ona göre tedbir almanız. O eskilerin, kadar hazırlıksız yakalandık ki biz o eskilerin tabiriyle müdebbir olmanız lazım. Bağışıklıkta kışın konuştuğumuz şey bizi saldırabilecek olan çok sayıda virüs ve birkaç tane bakteri özellikle. Bakteriler eskiden çok yaygındı. Şimdi o kadar yok. Streptokok enfeksiyonları, beta enfeksiyonu çok bizim özellikle 30-40 yıl önceki gündemimiz hep betaydı. Bu kadar çok virüs konuşmazdık. Evet. Hele de zaten o zaman COVID hiç yoktu gündemde. RSV aklınıza bile pek gelmezdi. Evet. Çocuk kliniklerinde belki. Ama son zamanlarda artık betayı, hatta zatürreyi bile, pnömokokları bile o kadar çok konuşmuyoruz. Ne konuşuyoruz? Virüs, virüs, virüs. Hatta sadece yaz virüslerinin değil, kış virüslerinin değil, bir de yaz virüsleri çıktı. Rotavirüsler, yazın ishal yapan, eskiden dizanteri, amip falan derken şimdi rotavirüs falan ön planda. Niye hayat değişiyor? Bize bulaşma ihtimali olan mikropların tipi, cinsi, sayısı ya da yapısı değişiyor. Şu anda kış mevsimindeyiz ve daha çok viral enfeksiyonlar çok ön planda ve bu bağışıklık sözcüğünü biz öncelikle kendi bedenimizden önce başlatmak zorunda olduğumuzu pandemide öğrendik, sonra unuttuk. Pandemiye kadar hatırlayalım, hiçbirimiz eskisi kadar böyle el yıkama konuşmuyorduk. Değil mi? Sabunlama konuşmuyorduk. 30 saniyeden aşağı yıkama lafını hiç konuşmuyorduk. Çok doğru. Pandemiden önce sosyal mesafe, medeni mesafe konuşmuyorduk. Değil hep mi? İç içe dış dışa bir mesafe yoktu. O sosyal, fiziksel mesafe daha doğrusu olan fiziksel mesafe yoktu. Pandemiden önce maskeyi takanlara bu niye bu maske takmış, garip mi, acaba hasta mı, kanserli mi falan diye düşünüyorduk. Ama öyle olmadığını COVID döneminde öğrendik. Yani aslında her zaman, her kış bağışıklık sistemi hijyene dikkat etmekte, elleri temiz tutmakta. Çünkü ağzımızdan, burnumuzdan girenlerin çoğunu elimizle burnumuza, ağzımıza sokuyoruz. Ve sosyal, fiziksel mesafeye dikkat edip maske takmakla mümkün. Bağışıklığı oradan başlayacağız. Oradan başlamayı unuttuğumuz için COVID'den sonra çok birden ferahlayıp rahatladık ama dozu kaçırdık. Her sene 10 Şubat, 15 Şubat gibi gelen yoğun grip saldırısı, influenza saldırısı, yoğun rinovirüs, parainfluenza saldırısı, hatta RSV saldırısı, hatta geçen yaz kış çok az gördüğümüz, çok dibe vurdu dediğimiz COVID vakalarında bu sene bir artış var. Niye? Erken maske yok. Başladı sanki değil mi? Şundan dolayı maske yok, neden? Mesafe yok, hijyen yok, hepsini unuttuk. Bir de yeni yıl işi çok gaza getirdi. Yeni yılın getirdiği trafik çoğalması, yani yurt dışından öğrenciler geldi, yurt dışına seyahate gidildi, yurt dışı geliş gidişleri, uçak çok seyahatleri, doğru. Uçaklar çok önemli bulaşma alanları. Yine yeni yıl nedeniyle alışveriş merkezleri kalabalıklaştı. Evet. Yeni yıl toplantıları, kutlamaları, seremonileri, şirketlerin toplantıları, ailelerin doğru, toplantıları doğru, falan. İç göçler çoğaldı. Yani çoğu yeni yılını ailesinin yanında geçirmişti. İstanbul'dan kalktı, Tunceli'ye gitti, Maraş'a gitti, Antep'e gitti. Antep'ten kalktı, İstanbul'a geldi. Her şey taşındı oradan oraya. Geldi. Ve bu hareketlenme ve kalabalıklaşma çoğalınca virüsler ortalıkta cirit atmaya başladı. Çünkü pimpon topu gibi ondan buna, bundan ona, şundan oraya zıplayıp hopladılar. O nedenle bu ara çoğaldı. O nedenle dikkat etmemiz gereken birinci şey, özellikle riskli insanların, Nefis Hanım, kalabalık ortamlardan, kalabalık toplu taşıt araçlarından filan uzak durmaları. Tabii ki her zaman duramaz. Gitmesi lazımsa tabii gidecek. Maske takmaları. Maske takılmalı değil Döndükten mi? Sonra elini yıkayıp ondan sonra işine gücüne bakması, selamlaşmaları yeniden uzaktan halletmek daha iyi. Göz göze gülümseme selamları daha iyi. Ama bunun dışında tabii ki bize bağışlanmış olan, bizim bedenimizde olan muazzam ötesi
yani Bülent Ersoyan'ın tabiriyle fevkaladenin fevkinde bir korunma sistemimiz var. Muazzam bir sistem, bağışıklık sistemi. Evet. Yani bağışıklık sisteminin oyuncuların sayısı gökteki yıldızlar kadar, denizdeki kumlar kadar çok. Yani lökositlerin bir sürü altyapısı var farklı alanlarda, o beyaz hücrelerin. Lenfositler ayrı marifet yapıyor, monositler ayrı marifetler başarıyor, nötrofiller ayrı marifetler başarıyor. Hadi bitmedi. Lenfositlerin de kendi aralarında T'si var, B'si var. T'lerin de yardımcı T'si var, sitotoksik T'si var. Yani T lenfositleri, B lenfositleri, antikor üretenler, kavga edenler, muazzam bir sistem. Lenf bezlerimiz var, dalağımız müthiş, var, kemik iliğimiz var, bağırsaklarımız var. Bağışıklık sisteminin %70'ini yerleştirdiği bağırsağımızın iç yüzeyindeki lenfoid doku var. Yani aslında bizim niye hasta oluyorum sorusunu sormadan önce, ya neden hasta oluyorum sorusunu sormamız lazım. Çoğu zaman dikkatsizliğimiz, beceriksizliğimiz, bilgisizliğimiz, biraz da saflığımız yüzünden hasta oluyoruz. Dikkat etsek bu kadar çok kolay değil, bu virüsler bize bulaşamaz. Çünkü düşünüyorum COVID dönemi o kadar hastalanmadık da, bu kadar hastalıkla geçirmedik. Ben olmadı. Çocuğumdan da COVID biliyorum. COVID döneminde grip hiç olmadı. Grip olmadı, hiç olmadı. Hastalanmadı bile. COVID'den sonraki, evet, COVID patladı 2020 Mart'ında, Nisan'da. Büyük tehlike haline geldi. Evet. Ertesi yıl kışa girerken ordular gibi böyle savunmaya geçtik. Millet maske, mesafe, hijyen, grip aşısı, 10 tane, 20 tane grip vakası. Ben ömrümde o kadar çok az grip vakası gördüğüm değil bir mi? Yılı ne iyi ki böyle oldu hatırlamıyorum. Ama bu yıl daha kışa girmeden grip vakaları patladı. Grip vakalarının salgın boyutunda olduğunu söyleyemeyiz. Evet, salgın ama var mı aslında? Yok, hayır, salgın falan istiyorum. Yok. Hayır, birileri çünkü bu işi herkesin böyle... Herkesin bir korkusu tekrar bu durum. Böyle korkutarak bazı işleri yapmak ne kadar doğru emin değilim. Ben mesela belli alanlarda belli korku yoğunlaşmalarının bıkkınlık yaratarak dikkatsizliğe yol açtığını da düşünüyorum. Depremde de bence böyle bir şey söz konusu. Yani çok fazla, evet, depremi gündemde tutmak ayrı şey. Depremle ilgili korunmayı anlatmak ayrı şey. Başınıza aha bunlar gelecek deyip habire yukarıda kılıç sallamak ayrı şey. Bence havuç sallamak daha iyi. Yani hem havucu fark etsinler hem de faydalanabileceklerini de bilsinler. Yani bizim depreme karşı dayanıklı ve iyi binaları yapmamız başka şeye karşı da bizi koruyacaktır. Aynı, tabii, şekilde bağışıklığımızı COVID'e karşı, gribe karşı, nezleye karşı, evet, resebeye karşı korumamız bizim bağışıklık sistemimizin daha çok ayakta kalmasını sağlayacak. Çünkü COVID bağışıklık hırsızı çıktı, biliyor musunuz bilmiyorum. Bağışıklık hırsızı diyoruz artık COVID'e. Nedeni şu. Neden peki? COVID geçirenlerin çoğunu da sonradan gördük ki daha kolay nezle oluyorlar. Tekrar yeniden COVID'e daha kolay yakalanıyorlar. Bağışıklıkları zayıflamış bu insanların ve bunlar eskiye oranla COVID geçirenler için söylüyorum. Evet. Daha sık virüs enfeksiyonu ve daha ağır geçiriyorlar o enfeksiyonları. Yani hem daha sık yakalanıyorlar hem daha ağır geçiriyorlar. Bu nedenle ben ve benim de aynı düşüncede olan pek çok hekim COVID için bağışıklık hırsızı tabirini kullanmaya başladık.